Kıymetli dostlar, efendim hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti üzerinize olsun. Bugün de vahyin penceresinden bakabilmek için Hilal TV ekranlarında yerimizi aldık. Efendim sükunetle size merhaba diyebilmenin, sizi selamlayabilmenin hazzını, kıvancını içimizde hissettik. Bunun için de ne kadar hamd etsek az. Kıymetli dostlar, bu programlar vesilesiyle aynı zamanda bilmem farkında mıyız? Hem bir zihin inşası hem bir yürek, gönül inşası yapmakta. Aslında bir tür tadilat ve tamirat yapmaktayım. Diyeceksiniz ki bu hükme nereden vardınız? Bu hükme sizlerden gelen belki binlerce mail aracılığıyla vardım. Efendim bizzat yüz yüze görüşmelerdeki izlenimleriniz, yorumlarınız aracılığıyla vardım. Dolayısıyla bu inşa, bu tamirat, bu tadilat devam etsin. Çünkü tahribatın çok olduğu zamanlarda ciddi tamirata ihtiyaç var. Hele ki zamanımız tahribatın dört koldan, bütün sistematik yönlerden, veçelerden geldiği, çok sistemli vaziyette geldiği bir zaman. Böyle bir zamanda bütün imkanları, dilleri kullanarak, efendim, bu dillerin farklı renk biçimlerini kullanarak, incelikli yönlerini kullanarak tamirat yönünü artırmak gerekiyor. Surda açılan gedikler arttıkça bizim gece faaliyetlerimiz, yürüyüşlerimiz, çabalarımız, emeklerimiz yoğunlaşmalı diye içimden geçiyor. Şimdi bu cümleden olmak üzere belki bütün İslam dünyasının, belki bütün ümmeti Muhammed'in yüzyıllardır yaralanmasına, kan kaybetmesine yol açan dinin sunum biçiminde, arz ediliş biçiminde, kitlelerle buluşturulmasında, insana ulaşmasında, insanın gırtlağının aşağısına inmesinde son derece müessir bir faktör olan, bir ucu yaratılışta, bir ucu da insanda, efendim insanın sinesinde, zihninde, dünyasında var olan önemli bir hakikati mercek altına yatırmaya çalışacağız. Bunu gündeme alacağız. Daha evvel programlarımızı dikkatle takip eden dostlarımızdansanız, ki öyle olduğunuzu düşünüyorum, değişik defalar farklı yönlerden ele aldığımızı, vurguladığımızı, değişik yönleriyle ama öyle ama böyle konuştuğumuzu bileceksiniz. Efendim, din dilini yeniden algılamak. Bugün bunu konuşmak istiyoruz. Nasıl konuşacağız onu birazdan inşallah göreceksiniz, şahit olacaksınız. Sevgili hocam hoş geldiniz. Sefa bulduk, hoş bulduk. Efendim bugün çok önemli bir konu etrafında inşallah beraberce yine inşallah vahyin penceresinden bakacağız. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyoruz. Kur'an halkalarıyla. Evet, Kur'an halkamız var bugün. Kur'an halkamız tamamen hanımlardan oluşuyor. Ondan sonra sayımızda bir geldiğim kimi anlamda, nicelik anlamında bir azlık var. Ama keyfiyet manasında inşallah çokluk var. Siz de hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim hep beraber inşallah ikinci bölümden sonra suallerinizle beraber olacağız, paylaşacağız. Şimdi sevgili hocam, bu din dili meselesi bana göre çok hayati bir mesele. Yani dinin asra, zamana, insana taşınmasında mühim bir faktör. Ama din dili deyince ya felsefi mülahazalar anlaşılıyor, felsefi tartışmalar. İşte dinin, dilin varoluşla alakası. Gadamer şöyle demiş, Heidegger bunun üzerine dil varlığın evidir filan. Ya bu böyle anlaşılıyor ya da dili sadeleştirdik mi? Ne bileyim ben işte mukavemet yerine direnç dedik mi? Bravo, şimdi dini güzel, din dilini oluşturduk gibi anlaşılıyor. Ama ben sizin de bakış açınızla biliyorum ki din dilini yeniden bugüne taşımak, yeni bir dil efendimle bunu söylemek, hakikati söylemek, yeniden söylemek. Eyvah. Ondan sonra bunlara sıkıştırılmayacak kadar geniş bir mesele. Kur'an'ın da bize sunduğu imkanlar çerçevesinde, ki Kur'an'ın bir vasfının mübin olduğunu, beyan olduğunu biliyoruz. Eyvah. Bu beyan hakikatinin içinde din dilinin her asırda tazelenmesi, yenilenmesi meselesinin de içkin, dahil olduğu kanaatine efendim sahibim. Kur'an'ın beyan oluşu, Rabbimizin her şeyi açık seçik, apaçık hani beyan edişi hakikatiyle düşünürsek, bu din dilini şimdi ve burada, bugün nasıl düşüneceğiz? Eyvallah. Nasıl bakacağız? Teşekkür ediyorum. Bu aslında bir derin bir mesele. Fazlasıyla.
günümüz Müslümanının en temel meselelerinden biri din dili meselesi. Din eskimez, dil eskir. Din sabittir, dil değişkendir. Bu bir hakikattir. Bu hakikati inkar eden gerçeği inkar etmiş olur. Dolayısıyla din değişmez fakat dil değişir. Ancak dini değişken hale getirmek ne kadar tehlikeli ve ne kadar kötü ise, dili sabit hale getirmek de o kadar kötü ve o kadar tehlikelidir. Hele bu sabit hale getirilen dil, Kur'an'ın dili değil de geleneğin dili ise, geleneğin yorumunu siz nas'ın yerine koyup, bu nas'tır demiş olursunuz ki, geleneğin dilini mutlaklaştırmak aslında nas'ı mukayyet hale getirmektir. İşte böyle bir tehlikesi daha vardır. Onun için geleneği mutlaklaştırmak, nas'ı kayıtlarla bentlere vurmak manasına eyvallah gelir. Eyvallah. Mukayyet hale getirmek. Yani değişken hale getirmek. Onun için dedeleri ikna eden dil, torunları ikna etmiyor. Neneleri ikna eden dil, torunları ikna etmiyor. Hatta babaları ikna eden dil, evlatları ikna etmiyor. Bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey değil. Çünkü böyledir zaten. Onun için Hazreti Ali, çocuklarınızı kendi zamanınıza değil, onların zamanına göre yetiştiriniz diyordu. Dil meselesi esasen dinin sunuş biçimi, sizin de takdim ettiğiniz gibi, ederken söylediğiniz gibi, dinin sunuş biçimidir. Eğer din dilini sabitleştirirseniz, ortaya çıkan facia çok büyük oluyor. İşte günümüzde biz bunu görüyoruz. Geleneksel dili din olarak sunar da, din budur diye dayatırsanız, o dilin eskidiğini görenler din eskidi zannederler. Yani din diliyle dini harmanlayan dine kötülük etmiş olur. Elbisenin eskidiğini zanneden içindekinin eskidiğini zannedebilir. Eyvallah. Yani çocuğun bebeğini çöpe atmak yerine bebeğin bezini çöpe atmak yerine bebeği atıyor. Bezle beraber bebeği de atabilir çöpe. Bu ikisini ayırt etmezsek eğer. Dolayısıyla burada bugün biz bunu görüyoruz. Günümüz neslinde eskiyen din dili üzerinden din eskidi zanneden bir kitle görüyoruz. Buna karşı üç tip tepki gelişiyor. Bir, madem bu din eskidi, oysa ki din eskimedi, din eskimez, dil eskidi. Ama din dilini, özellikle de geleneksel din dilini, tarihsel bir dilimde oluşmuş din dilini, dinin kendisi gibi takdim eden anlayış, aslında inancına iyilik yapayım derken ne büyük kötülük yaptığını buradan çıkarabilirsiniz. İşte bunu, bu takdimi gerçek zannedip eskiyen din dili değil de din zanneden kesimlerden bir kısmı dinle ilişkisini kopardı. Bu eski bir şey dedi. Dolayısıyla çağı geçmiş. Ve dine mesafe koydu. Bunların içinden bir kısmı da dine karşı savaş açtı. Dini köhne bir şey olarak gördü. Dini toplumu geri bırakan bir şey olarak gördü. Çünkü din dili geride kalmıştı. Geride kalan din dilini dinden ayırt edemediği için din geride kaldı zannetti. Evet. Ve bizi geride koyan bu diyerek dine saldırmaya başladı. Din diliyle
dini ayırt edecek bir basiret, bir feraset, bir temyiz olmadığı için irtibatını kopardı. Bir kesim irtibat koparamadı. Bu arz ettiğiniz birinci tepkiydi. Birinci tepki. Birinci tepki. En sert tepki. En sert tepki. İkinci tepki ise bu kadar sert olmadı. İkinci tür tepki, ki bazı kesimlerde bu tepkiyi verdi. Ya din böyle bir şey işte. Onun için dinsiz yaşanmaz. Hı. Ama dini de öyle çok fazla aşırı ciddiye almaya gerek yok. Kıl beşini, gör işini, al maaşını. Veyahut da kılma beşini ama idare et. Efendim, dolayısıyla Müslüman mısın? Müslümanım. İşlevsel din. Eyvallah. Dini hayatı idamede bir araç olarak kullan. Aslında evet, dini araçsallaştırma. Evet, yani dini bir tür alete dönüştürme. Yani unsurlardan bir unsur olarak da yürüsün. Ya din böyle bir şey işte, dinsiz de olmaz ki, ne yapalım? Efendim, fakat oraları karıştırma, hiç inceye dalma, aman efendim, yani incesini araştırma, böyle yüzeysel bir sahte dindarlık. Kıyıdan kenardan yürü. Eyvallah. Bu aslında ne senli ne sensiz, ne onlu ne onsuz diyeceğimiz bir dindarlık türü türetti. Efendim, dinsiz de olmaz, fazla da incelemeye gerek yok, bu işler böyle zaten. Onun için de bırak dağınık kalsın, üstünü fazla kurcalama, kurcaladıkça kurdu çıkar. Onun için de inanıyor musun? İnanıyorum. Yani babadan, atadan böyle gördük, böyle gidiyor, fazla derine dalma mantığı. Evet. Bu da aslında bir tepkidir. Bir tepkidir fakat diğeri gibi kopuş olmayan bir tepkidir. Kopuşla sonuçlanmayan. Diğer biraz önceki andığım en sert tepki kopuşla sonuçlanan bir tepkiydi. Bu ise kopuşla sonuçlanmayan ama dış cepheden kopuşla sonuçlanmayan. Yani tabiri caizse aksesuar açısından kopuşla sonuçlanmayan ama içeride kopmuş aslında. Zevahiri kurtarma açısından aynen kopuş öyle. Yok, batında, derunda büyük aynen, kopuşlar var. Aynen öyle. Dolayısıyla bu böyle bir tepki. Üçüncüsü ise bu eskiyen din diline karşı üçüncü tepki, bu birinci ve ikinci tepkiye tepki olarak doğan din diline karşı tepkiyi dine tepki zannedip eskiyen din diline din diye sarılan bir aşırı muhafazakar korumacı öyle. Tavır. Birinci tavrın zıttı bir tavır. Bu da hasta bir tavır. Bu diye biri ifratsa bu da tefriti. Efendim. Böyle bir tepki. Bu da bir tepki aslında. Bu da aslında din dili üzerinden bir efendim kopuş. Ama efendim din dilini din diye savunan bir kopuş. Efendim. Onun içinde bu iki tepki birbirini büyütüyor. Birbirini çoğaltıyor. Birbirini azdırıyor. Tabir caizse. Ve ortada kaynayıp giden bir şey var, o da gerçek. Yani din. İşte o manada din dili yenilenmeli. Mutlaka yenilenmeli. Geleneğin din diliyle gelecek kurulamaz. Çünkü geleneğin din dili, geleneğin yorumu üzerine bina ediliyor. Din dili dediğimiz tarihsel bir dilden bahsediyorsak, din dili dediğimiz şey bir yorum üzerine bina ediliyor. Dünün dili, dünün yorumu üzerine bina ediliyor. Dünün yorumunu siz mutlaklaştırdığınızda nasıl yorumun, yorumu nasılın yerine almış olursunuz. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, tefsiri Kur'an'ın, Kur'an'ı tefsirin yerine geçirmiş olursunuz. Daha açık, daha anlaşılır olması için. Eğer bir yorumu mutlaklaştırırsanız onun dilini de mutlaklaştırırsınız. Bir dili mutlaklaştırdığınızda bu sefer insanlar dile yönelttikleri eleştiriyi dine yönelttiklerini zannetmeye başlarlar. Birileri tamam ben dine eleştiri yöneltiyorum ne olacak diyecek kadar kopar gerçekten. Öbürleri de sen dine eleştiri yöneltiyorsun diyerek yine kopar gerçekten. Bir kısmı ise
İki arada bir derede müzebzebine beyne zelik la ilahe ula ve la ilahe ula. Ne oraya ait ne oraya ait idare eder gider. Ve olan hakikate olur. Hakikatin kendisine olur. Dolayısıyla esasında din dilinin değiştiği hakikati vahiylerin tekrar tekrar gönderilmesiyle de bellidir. Peygamberlerin tekrar tekrar gönderilmesiyle bellidir. Çünkü peygamberlerin getirdiği hakikat değişmiyor. Hepsi aynı hakikati getirdiler. Hepsinin getirdiği İslam mıydı? Hepsi İslam'ın peygamberidir. Tüm peygamberlerin dini İslam'dır. Tevhid tüm peygamberlerin akidesidir. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Hiçbir değişiklik yok. Peki ne değişti? Esasen dil değişti. Dil efendim kendi zamanına, kendi zeminine, kendi toplumuna ve uygun Kur'an'ın da ifadesiyle biz her peygamberi kendi kavminin lisanıyla gönderdik. Bu lisan sadece konuşulan dil ve söz dağarcığı anlamında değil. Aynı zamanda o kavmin düşünme biçimi, o kavmin efendim algı biçimi anlamında da böyleydi. Mesela geleneksel dille bir kıyas yapacak olursam. Lütfen. İşte kadın meselesinde geleneksel dili bugüne taşıdığınızda kız çocuğunuza din hakaret olarak gelecek. Geleneksel dil kadını bir fitne olarak algılar. Kadın fitnedir. Onun için de fitne saklanmalıdır. Fitne hayatımızın ne kadar dışında tutulursa o kadar az olur. O nedenle kadını hayatın içinden çektiğiniz zaman fitneyi çekmiş olursunuz. Fitne erkeğin gözünde mi, kadının yüzünde mi? Sualini sorduğunuzda bu cila dökülüveriyor hemen. Yani bu manada geleneksel dille eğer siz kızınıza tesettürü emredecekseniz tesettürün gerekçesi olarak sen fitnesin yavrum demeniz gerekir. Kızınız kabul eder mi? Benim kızım kabul eder mi? Veya bizi dinleyenlerden, bizi izleyenlerden herhangi birinin kızı kabul eder mi? Yani sen fitnesin ve hayattan çekilmen lazım. Onun için de seni hayattan böyle çekeceğiz. Hayatın içinde olacaksan böyle olacaksın. Efendim, dolayısıyla böyle bir dil kadını aşağılayan da bir dil. Bugünkü zihin içerisinde böyledir. Dünkü zihin bunu kabul etti. Dünkü zihin buna itiraz yöneltmedi. Çünkü müsait. Geleneğin algısı buna müsait. Geleneğin kültürü buna müsait. Onun için bugünkü zihne taşıdığınızda bu asla müsait değil. Bugünkü dilde bu bir hakaret anlamına gelir. Siz eğer özel hali, kadının özel halini izah edecekseniz, siz bu hali bir pislik diye değil, bir muafiyet olarak izah edip, erkek ömründe bir kez şehit olur. Kadın her ay şehit olur. Allah senin şehadetini ibadet olarak kabul ediyor. Demekle öbür dil nasıl aynı olabilir? Nasıl aynı kefeye konulabilir? Dolayısıyla bu iki dil arasındaki fark çok büyük bir fark. Ve bu iki dil üzerinden verilen mesajlar da çok farklı mesajlar. Dünkü dünyanın mesajları dünkü dünyanın mesajlarıydı. Abdullah bin Ömer öyle diyor. Allah Resulü vefat edinceye kadar kadınlara istediğimizi yaptık. Resulullah vefat ettikten sonra vefat edinceye kadar kadınlara bir şey söylemeye korktuk. Bir şey yapmaya korktuk çünkü aleyhimize ayet iniyordu. Ama ne zaman ki Allah Resulü vefat etti istediğimizi yaptık. Önümüz açıldı. Dolayısıyla bu aslında geleneksel kültürü de gösteriyor. Geleneksel algıyı gösteriyor. İşte çocuk terbiyesi meselesinde. Hı. Geleneksel dili kullandığınızda, geleneksel dil gerçekten de çocuğu
çocuğun şahsiyetini esas alan bir dil değil. Çocuğun kişiliğini esas alan bir dil değil. Dolayısıyla o dili esas aldığınızda işte Kur'an'ın Hazreti Lokman'ın nasıl hitap ettiğini gördük. Bu manada benim yeni din diliyle iddiam, yeni din diliyle çağrım Kur'an'ın diline dönmek. Vahyin orijinal diline dönmek. Çünkü vahyin orijinal dili bu manada her dem taze. Her dem yeni. Onun için de diyorum ya, yorumların dilinden metnin diline, nassın diline, kaynağın diline dönmek. Yani dili eğer üreteceksek yorum üzerinden değil, kaynağın üzerinden yeniden üretelim. Bugüne, şimdi ve buradaya bir yol açalım. Şimdi ve buradaya bir dil açalım. Yani zaten kadim dil, geçmiş dil, geleneksel dil de böyle yapıldı. O da kaynağa gitti, kaynaktan aldı, kendi şimdi ve buradasına getirdi. Kim kendi şimdi ve buradasında üretti. O, o gün için geçerli bir dildi. O günde işlevini yaptı veya yapamadı. O, o günün insanların sorumluluğu, o günün şahadeti. Biz ise bugünden şahidiz. Biz günümüzün şahidiyiz. Şahadet yapacaksak, şahitlik vazifemizi yerine getireceksek, günümüz içinden, yaşadığımız zamandan yapacağız bunu. Onun için de bugünden bakıp, eğer yeni bir dil üreteceksek, kaynak orada. Kaynak terü taze duruyor, pirü pak duruyor. Yepyeni bir dili oradan getirip üreteceğiz. Bu yeni dil meselesinde şöyle etrafımıza baktığımızda, hakikaten dinle ilişkisini kesmiş birçok insanın dili değiştirdiğinizde dine karşı yaklaşımının da değiştiğini görüyorsunuz. O zaman anlıyorsunuz ki aslında bu adamın sorunu dinle değil. Dinle. Eğer dinle olsaydı dili değiştirseniz de hiç iltifat etmeyecekti. Zaten öyle birileri var ama onlar kellem yekün. Yok hükmünde. Ama çoğunluk dinle alakasını kesmiş gibi duran çoğunluk bakıyorsunuz dili değiştirmeye başladığınızda hemen dikkat kesiliyor. Hemen ilgi gösteriyor. O zaman bunlar dinle alakasını kesmemişler. Aslında bunların dinle alakasını kestim zannetmeleri de kendi kendilerini aldatmaları. Bunlar dille alakalarını kesmişler. Fakat dili din zannetmişler. Evet. Çünkü savunanlar da bunlara bunlara dili din olarak göstermişler. Böyle takdir etmişler. Onların yanlışını bunlar da kabul etmişler. Gerçeği bilmiyorlar ki. Dinle irtibatları zaten zayıf. Yok ya, bu bunların dilidir. Bu dinin dili değildir. Bu geleneğin dilidir. Bu zamanın, zeminin dilidir. Bu dünkü dildir. Dünkü dili bunlar din diye satıyorlar demiyor. Ama öbürü de ilginçtir. Tabii bu sefer bir başka problem daha başlıyor. Siz dil değişir, din değişmez. Değişken olan bu dili dünkü dildir. Bugünkü dili de kuralım, vahiyden yola çıkarak dediğinizde